Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo Economicus adlı kitabından Dodi'nin ölümü ve Mısırlıların kırılan ümitleri adlı makalesini dinleyeceğiz. İngiltere'nin medyatik prensesi Dee ve Mısırlı sevgilisi Dodi el-Fayed'in ölümü kuşkusuz en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bir yandan insanlar prensesin ölümünden dolayı üzüntülerini çeşitli şekillerde ifade ederken, bir Pakistanlının üzüntüden intihar etmesi ilginç tabii ki. Diğer yandan da bu ölümden en çok kimin sorumlu olduğunu tartışıyorlar. Çeşitli senaryolar var. Paparazziler, alkol, kamyon sıkıştırması ve suikast. Suikast iddialarının en ilginci kuşkusuz Mısırlılarınki. Basında çıkan haberlere göre Mısırlılar kraliyet ailesinin kanının bir Arap kanı ile bozulmasını önlemek için Dee ve Dodi'nin İngiliz gizli servisi tarafından öldürüldüğüne inanıyorlar. Mısırlılar bu ölüme en çok üzülenlerin başında geliyor. Çünkü onlar için Dodi milli damattı ve Mısırlılar önümüzdeki günlerdeki muhtemel bir düğünde erkek tarafı olmayı umuyorlardı. Ama kader ya da kraliyet ailesi bunu onlara çok gördü. Dodi neden önemli? Gelir dağılımındaki farklar hem ülke içinde hem de ülkeler arasında önemli bir sorun. Toplumun fakir kesimleri ya da fakir toplumlar, aşağıdakiler diyelim, fakirliklerinin birinci sebebi olarak diğer grubu, bunlara da yukarıdakiler diyelim, görürler. Bu nedenle kendi aralarından birinin diğerleri safına yükselmesi ve kabul görmesi onların gururlarını okşuyor ve cesaret veriyor. Buna Türkiye'den en iyi örnek herhalde İbrahim Tatlıses. Anadolu insanı yıllarca makus talihini yenmeye çalıştı. Emek verdi, canını ortaya koydu, zengin oldu fakat yine de kendini diğerlerine kabul ettiremedi. Hacı Aden'di, alay edildi. Anadolu zengini kendini diğerlerine kabul ettirmeye çalışırken birden Tatlıses ortaya çıktı. O aşağıdakilerin beklediği insandı. Zengindi, bu aşağıdakilere umut veriyordu. Urfalıydı, Urfalı gibi konuşuyor, Urfalı gibi davranıyordu. Bu da onlara kendilerinden utanmamaları, oldukları halleriyle de kendilerini kabul ettirebilecekleri mesajını veriyordu. İbrahim Tatlıses ve diğerleri sadece sesleri güzel oldukları için değil, kişi olarak aşağıdakilerin beklentilerini de karşılayabildikleri için bu kadar sevildiler. Aşağıdakilerin bir kısmı bir mitle yetinirken bazıları daha fazlasını istiyorlardı. Bu mit onlar adına kendilerini bu hallere düşürenlerden intikam almalıydı. Bu yüzden aşağıdakiler dağlarda zenginleri soyan eşkıyaları hep sevdiler. Çünkü onlar zenginleri korkutuyor, dize getiriyordu. İntikam almanın bir yolu da imrenilen kesimlerle cinsel ilişki kurmaktı. Çünkü cinsel ilişki kavramı özellikle doğu toplumları için sözlük anlamının yanında intikam anlamını da ifade ediyordu. Yerli çizgi roman kahramanlarının davranışları bu bağlamda oldukça açıklayıcı. Çocukluğumuzun çizgi romanları iki gruptu. Yabancılar ve yerliler. Yabancıların serüvenlerinde cinsellik hiç yer almazken yerli kahramanlarımız cinselliği yoğun olarak yaşardı. Daha da önemlisi yerli kahramanların ilişki kurduğu kadınlar Müslüman Türk değil düşman gavuru uluslardandı. Kara Murat'ın ateşli Bizans kraliçesi Evdokya ile olan ilişkisi sadece iki kişi arasındaki cinselliği değil Türk'ün Batı ve Hristiyanlıktan intikamını da yansıtmaktaydı. Bu arada Kara Murat'ın Bizans sarayının içine kadar girip kraliçe olan cinsel ilişkilerini hep sarayın içinde yaşaması konumuz açısından önemlidir. Gelelim Mısır'a. Mısır, İngiltere'nin eski sömürgesi. Mısırlılara göre Mısır'ın geri kalmışlığının nedeni İngilizlerdi. İngiltere yıllarca Mısır'ı pamuk ve şeker deposu olarak kullanmış, onları yıllarca boyunduruğundan kurtulamayacakları bir borç batağına saplamış. İşçileri en kötü şartlarda çalıştırmış. Kısaca bir sömürgecinin yapabileceğinin en kötüsünü yapıp
Mısır'ın posasını çıkarmıştı. Mısır bağımsızlığını kazandıktan sonra da çeşitli biçimlerde süren sömürü faaliyetleri sonucu fakir düşen Mısır halkı Makus talihini yenmek üzere eski efendisinin ülkesine işçi olarak gitmiş fakat orada da sömürüden kurtulamadığı gibi bir de aşağılayıcı, kahrolası yabancı damgasını yemişti. Fakat El-Fayed'ler bir istisnaydı. Onlar eski efendilerinin, El-Fayed'ler hem İngiltere'de hem de Fransa'da büyük servet sahibidirler, topraklarında akıl almaz servetler kazanmışlardı. Geçmişte Mısırlıların patronu olan ve onları en kötü koşullarda çalıştıran İngilizler şimdi bir Mısırlı için çalışıyorlardı. Fayedler ekonomik başarılarının yanında sosyal hayatlarıyla da dikkat çekmekteydi. Özellikle oğul Fayed İngiliz sosyetesinin gözde simalarından ve batının vitrinindeki kadınları kolaylıkla elde edebiliyordu. Prenses Di ile olan son beraberliği ise hepsinden önemli ve hepsinin üzerindeydi. Bu beraberlikle mazlum halkın bir temsilcisine efendinin sarayını kapıları da açılabilecekti. Lady Di de soylu bir aileden geliyor. Efendinin kalesi içeriden fethedilmek üzereydi ama kader izin vermedi. Sonuç olarak Mısır halkının gözünde Dodi El-Fayed Mısır halkının makus talihini yenen ve kendisini İngilizlere bir Mısırlı olarak kabul ettiren ve bazıları için eski düşmanlarının sarayına kadar girip onların intikamını alan bir mitti. Şimdi Mısırlılar ümitlerini kaybettiler. Mısırlılara göre bu elim kaza Tanrı'nın işi olamaz çünkü o her zaman mazlumların yanındadır. Bunu yapsa yapsa İngiliz gizli servisi yapar.